Arkadaşlar şimdi uygulamamızı açalım. Uygulamamızı dün itibariyle genel anlamda bitirmiştik hatırlarsanız. Bizim şimdi uygulamamıza dahil edeceğimiz özelliklerden bir tanesi de dedi ki hani loglama, security, doğru validasyon gibi konuları yani uygulamayı dikine kesen cross-cutting concern dediğimiz uygulamanın hemen her katmanında ihtiyaç duyabileceğimiz çalışmaları nasıl yapacağımızı konuşacağız. Örneğin loglama dediğimiz zaman ki en çok eğitim başladığından beri sorduğunuz şey loglama. Hani biz loglamayı nasıl ayağa kaldırabiliriz? Nerede yazacağız? Nereye yazacağız loglamayı? Soru buydu genel olarak. Bu işi yapan çeşitli loglama frameworkleri var. Yani ben size burada herhangi bir loglama frameworkünü anlatmayacağım. Ama uygulama içerisine loglamanın nasıl dahil edeceğini anlatacağım. Dolayısıyla biz uygulama içerisine loglamanın nasıl dahil edileceğini aktardıktan sonra sizin yapmanız gereken işlem sadece girip o kodun içerisine ilgili loglama sürecini kodlamak olacak. Yani bunun dışında herhangi bir şey yok. Yani ilgili loglama framework'ünü alacaksınız. Bizim size sağladığımız altyapının içerisine o loglama framework'ünü yedireceksiniz arkadaşlar. İşin özü bu olacak. Tamam. Bu şekilde bir çalışma yapacağız. O zaman beraber sizinle bu tip teknikleri nasıl ayağa kaldıracağımıza bakalım. O yüzden uygulamamıza bir tane proje ekliyoruz. Admin Project. Uygulamamızın ismi Northwind nokta şöyle efendim. Evet, class library diye ekliyoruz. Şöyle cross-cutting concerns diyebiliriz. Şuraya. Northwind.cross-cutting concerns diyebiliriz. Evet, buraya bir adet sınıf eklemiş durumda. Onu silerim. Uygulamamıza bir adet klasör ekliyoruz. Klasörümüzün ismi logging olsun. Cross-cutting concern klasörü. Ve ismi logging olsun. Evet. Login klasörünün içerisine gelip arkadaşlar bir tane sınıf ekleyelim. İsmine de Login Interceptor koyalım mesela. Farklı katmanlar için farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Evet. Peki buranın içerisine biz nasıl dolduracağız? Buranın içerisini biz nasıl dolduracağız? Burada interception dediğimiz bir mekanizma devreye giriyor arkadaşlar. Metodun başında ya da sonunda çalışmasını istediğiniz aksiyonları doldurduğunuz bir mekanizmadır. Bunu da birçok dependency injection container'ları sağlıyor. Bizim için dependency injection container'ı Nginx idi. Sağlıyor bunu. O yüzden arkadaşlar
Bunu nasıl sağlayacağımızı görmek adına bizim yapacağımız şey buraya Ninject'i dahil etmek. Ninject'in Simple Interceptor dediğimiz mekanizması bu işi aslında bizim için çözmek için yeterli. Fakat dikkat ederseniz herhangi bir şey gelmedi. Bunun nedeni çok basit. Neden? Bu katmanda ne yok? Ninject yok, değil mi? Ondan dolayı bunu çözümleyemedi. Bunu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Cross-cutting concern üzerinde sağ tıklıyorsunuz. Manage NuGet Packages diyorsunuz. Yukarıya Ninject yazıyorsunuz. Ninject'i bu katmanda kuruyorsunuz arkadaşlar. Bu bir. Bir daha Manage NuGet Packages diyorsunuz. Bir daha Ninject diyorsunuz. Şöyle Ninject'in Interception göreceksiniz. Ninject.extensions.interception. O arkadaşımı da kuruyorsunuz. Bu arada Ninject'in de logolamayla ilgili bir framework'ü, bir altyapısı varmış arkadaşlar. Bakın geldi. Geldi şimdi. Şimdi bu arkadaşım iki tane virtual method sağlıyor bize. Bunlardan bir tanesi after invoke, bir tanesi before invoke. Yani bu şu demek arkadaşlar. Before invoke ne olabilir arkadaşlar? Evet, önce çalışacak. Bu ise metottan sonra çalışacak. Evet, buraya arkadaşlar evet, burada loglama framework'ünün loglama işlemlerini yapacağız. Evet. Mesela neler yapabilirsiniz? İşte bu invocation denilen parametresi vasıtasıyla bakın yapılan isteğin parametre bilgilerine erişebilirsiniz. Örneğin argümanlarına erişebilirsiniz. Daha sonra yapılan isteğin metot ismine erişebilirsiniz. İşte şu kişi şunu ekledi, şunu çağırdı gibi kodları burada rahatlıkla yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? İşte loglama framework'ünün logla isimli metoduna parametreleri geçireceksiniz. Parametre olarak neleri geçirirsiniz? İşte metodun adını, parametrelerini, işte o an user interface loglaması yapıyorsak hangi oturumdaki kişinin gibi istediğiniz kodlamayı yapabilirsiniz. Yani bilgiler invocation'ın içinde arkadaşlar. Tamam, bu invocation'dan ilgili bilgiler alınır. Peki biz bunu uygulamaya nasıl dahil ediyoruz? Hemen Ninject controller faktörümüze gelelim arkadaşlar. Ninject controller faktörümüze gelelim.
Burada yapmanız gereken şey çok basit arkadaşlar. Diyorsunuz ki Ninja Kernel değil mi? Ninja Kernel nokta intercept diyorsunuz. Buraya da şeyi dahil etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Interception'ı. İsterseniz bunu da dahil edelim. Şu son interception'ın buraya da dahil edilmesi gerekiyor ki şu intercept metodunu kullanabilirim. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? MVC Web UI üzerinde sağ tıklayıp Manage NuGet Packages diyoruz. Tamam. Tamam, pardon. Diğer taraftan alıyor ama neyse. Ekleseniz daha iyi de. Çünkü şimdi diğer şeyden aldı, diğer katmandan aldı. Eklesek daha iyi aslında yönetim açısından. Önemli değil. Tamam. Burada arkadaşlar ne için interception yapacağımızı belirtiyoruz. Ben her şey için interception yapılmasını istiyorum. Yani bir lambda expression'la sınırlama yapabiliyorsunuz kısacası. Burada yapmamız gereken şey diyoruz ki tüm uygulamalarımı, tüm sınıflarımı injection'daki biz interception'a login dedik değil mi? Login interception. Evet. Yani burada şunu diyorum arkadaşlar. Tüm uygulamalarıma, yani buradaki enjekte edilen tüm sınıflara login interceptor'ı yapıştır. Evet, yani kısacası arkadaşlar bizim yapmamız gereken şey şuranın içerisine gelip ilgili loglama framework'ünün logla metodunu çağırmak olacak. Şimdi ben bir tane örneği size göstermek istiyorum. Şimdi burada veri tabanı kodlarını loglama ile ilgili, burada da işte mesela veri tabanına kaydedeceksek bir şeyler yazmayalım diye. Şimdi size daha önceden çalışan bir örneği göstermek istiyorum. Şöyle şurada bir tane çalıştırdığım bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, rica etsem bir bakar mısınız arkadaşlar? Evet, şuraya bir bakın. Bakın daha önce yazılmış bir örnek. Basit bir örnek. Bakın, product service iProduct servisten inherit edilmiş ve içerisinde dikkat ederseniz ne var? Save metodu var. Burada bir iProduct servis var. Şeyimiz interface'imiz. Bakın ben diyorum ki burada olur da birisi senden iProduct servis isterse ona product servis ver ve interception yapmışım. Timing interceptor diye bir şey koymuşum. Tamam mı? Bakın yaptığım şeye dikkat edin. Normalde metodumuz ne yapıyor sadece arkadaşlar? Kaydetme yapıyor. Başka da bir şey yapmıyor değil mi? Before invoke başlıyoruz diyor. After invoke bitti diyor. Bakın dikkat edin. Ama ben neyi çağırıyorum? Sadece save'i çağırıyorum değil mi? Sadece bunun çalışması lazım. Paylaşırım. Yaptığım şeyin aynısı. Yani sadece çalıştığını göstermek istedim. Bakın. Sadece siz
kaydet dediniz ama önünde şu çalıştı, bitiminde bu çalıştı. Yani loglama framework'ünü buraya koyduğunuz anda, kodu buraya koyduğunuz anda loglama her yerde yapılır. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Mesela save. Şuraya bakar mısınız? Yani void işte falan filan diyeyim mesela. Başka bir işlem. Şuraya dikkat edin lütfen. Bakın başka bir kod daha koyuyorum. Ve dikkat edin, benim başka bir kod koyduğum zaman loglamayla vakit kaybetmeme gerek bile yok. Bakın dikkat edin, silindi diyorum. Bakın sadece silindiği çağırıyorum. Falan filanı çağırıyorum. Bakın dikkat edin. Ridman koymuşum. Bakın dikkat edin. Bakın bu kaydet içindi. Bu silindi için. Bakın hangi metot çalışırsa çalışsın ne oluyor? Hemen önüne başlıyoruz ve bittiği koyuyor. Yani sen başlıyoruzun içine ne koyarsan artık bu çalışır. Her yerde çalışır. Yani bu da özellikle mesela loglama için düşündüğünüz zaman diyorsunuz ki ne olursa olsun loglansın. Yeni bir şey yazıldığı zaman loglamayı düşünmenize gerek yok. Loglama zaten ayakta. Bizim mimarimiz de tam olarak onu yapıyor. Biz dedik ki kendi mimarimizde login interceptor diye bir şey koyduk. Burada loglama framework'ünü çağırıp ne koyacaksak içine koyuyorsun. Buna da bitimine koyuyorsun. Zaten şurada da dedim ki ninja kernel'a intercept yap. Interception yap. Login interceptor'ı koy içine dedim. Olay bitti. Bu kadar basit.